Sevgili Yükselen Aslanlar, 15-21 haftasına hoş geldiniz. Evet, yükselen dedim, biliyorsunuz artık öngörüleri hep yükselen burca göre yapıyoruz. Hadi bakalım bu haftaya bir göz atalım. Efendim, pazartesiden çarşamba sabahına kadar Ay Koç burcunda olacak. Bu da demek oluyor ki 9. evinizde olacak. Demek ki hayata bakış açınız, maneviyatınız, hayat görüşleriniz, dünyaya, yaşama, hayata dair fikirleriniz, böyle hayatınızı bir gözden geçirme, bir derinlikli olma hali ön plana çıkacak. Ayrıca ay 9. evinizde olacağına göre bazılarınızın, eğer tabi hayatınızda bu konular varsa, tetiklenecektir. Yurt dışı bağlantılı gündemleriniz varsa, işte yurt dışı bağlantılı ticaret olabilir, yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız olabilir, onlarla ortak gündemler olabilir, kendiniz yurt dışı ile ilgili planlar yapıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili konular varsa hayatınızda bir hareketlenme olabilir. Ayrıca eşinizin akrabalarıyla bir gündeminiz ya da torunlarınız varsa onlarla ortak bir gündeminiz olabilir. Yine 9. ev eğitimleri anlatır. Belki eğitimsel bir gündem, mahkemeleri, davaları anlatır. O alanlarla ilgili de bir gündeminiz olabilir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken efendim bir Ay Plüto karesi var salı akşamı. Ay Plüto karelerinde duygusal olarak çok yoruluruz. Bir şeyler içimizde büyür. Kafayı çok takarız, duygusal olarak gergin oluruz, ona biraz dikkat edin. Özellikle de böyle akrabalık ilişkileri, bir takım böyle dostluk ilişkileri, duygusal konularda çok dikkat etmenizi istiyorum. Çarşamba itibariyle Ay Boğa Burcu'na giriş yapacak ve Cuma sabahına kadar Ay Boğa Burcu'nda, yani haritanızın tepe noktasında 10. evinizde olacak. Demek ki kariyer konuları ön plana çıkıyor, üstlerle iletişim. Kariyer konuları, kariyer planları, işte bir yoğunluk var ama 10. ev aynı zamanda toplumsal statümüzü, yani ailevi ilişkileri anlatır. Demek ki aileyle olan iletişim, onlardan gelebilecek bir takım haberler ve ortak gündemler de olabilir. Şimdi ay çarşamba cuma arası iki tane önemli kavuşum yapacak. Bir Uranüs'le bir de Mars'la. Tabii ki bu kavuşumlar güdüsel kavuşumlar ve dikkat edilmesi gereken kavuşumlar. Bunlardan ilki çarşamba akşamı. Ay-Uranüs kavuşumu çok güdüsel yapabilir sizi. Dikkat edin, ani çıkışlar, fevrilikler, kazalara da çok açık olacaksınız. Üzerinizde özellikle kariyer ilişkilerinde, üstlerle olan ilişkilerde bazı zorlanmalar, iş hayatında beklenmedik bir durum, bir haber, bir gündem, ani bir gerginlik olabilir. Hakeza aile büyükleriyle ya da eşinizle de bir gerilim, bir durum olabilir. Sakin. Bakın, bunun bir benzeri de Cuma sabahı Ay-Mars kavuşumu çok sinirli yapar. Lütfen sinirlenip "ah lafımı söyleyeceğim" demeyin. Bir sakin olun, özellikle iş hayatında ya da ailevi ilişkilerde gerilmeyin. Hafta sonu Cuma akşamı itibariyle Ay İkizler Burcu'na geçiyor 11. evinize. Ve biraz sosyalleşme isteği, arkadaşlarla paylaşımlar, bunlar ön plana çıkmaya başlıyor hafta sonu. Bazılarınızın da kariyerle ilgili bir takım planları olacaktır. Bir takım işler araştırabilir ya da belki de bir sonraki haftaya hazırlanıyor olabilir. Bunlar da ön plana çıkacaktır. Şimdi bu haftanın en önemli gündemlerinden biri de Perşembe akşamı itibariyle gerçekleşecek. Perşembe itibariyle Güneş Balık Burcu'na 8. evinize giriş yapacak. Artık bir ay orada. Bu da demek oluyor ki artık odağınız maddi konularda. 8. ev maddiyatı, parayı, finansal gündemlerimizi anlatır. Özellikle de mesela aileyle olan ortak trafiğiniz, varsa eşinizle olan ortak bütçeniz, varsa iş ortaklıklarınızdaki bütçe. Yani tamamen odağınız finansal konulara kaymaya başlıyor. Mali tablonuza, bütün gelir giderler, banka ödemeleri, kredi, tazminat, nafaka, miras hiç fark etmez. Gündeminizde artık para var, odağınız parada. İşte bütçemi nasıl yöneteyim, hangi kararları alayım, bunlar ön plana çıkacaktır ama 8. ev sağlığımızı da anlatır. Bazılarınızın böyle sağlıkla ilgili daha hassas bir döneme gireceğini de söylemek isterim.